Arkadaşlar merhaba. Bu akşamki videomuz Mavic 2 Pro'larda Vision kalibrasyon nasıl yapılır? Hadi başlayalım. Öncelikle Vision kalibrasyon nedir ve ne işe yarar? İsterseniz bunu konuşalım. Cihazımızın üzerinde Mavic 2 Pro'yu anlatıyoruz bugün. Önlerinde, arkasında ve yanlarında sensörü olan, tabii ki altında da sensörü olan bir cihazımız var. Bu sensörler ne işe yarar? Bu sensörler ne kadar etkili? Cihazımızın üzerindeki sensörlerin ön, arka ve alt sensörler sürekli aktif durumdadır. Arkada görmüş olduğumuz yan sensörler ise beginner mod ve tripod modda aktiftir. Peki bu sensörler ne kadar işe yarıyor? Neleri görüyor, neleri göremiyor? Asıl bunu konuşmamız lazım. Cihazımızın her yerinde sensör olduğunu düşünüp rahatlıkla uçuş yapıyorsak eğer burada ciddi bir hatamız var. Çünkü cihazın üzerindeki sensörler kızılötesi ultrasonik sensörlerdir. 30 metreden algılamaya başlar. Son 1,5 metre kala 40 cm kareden büyük ise engel görür ve durur. 40 cm kareden örnek vermek gerekirse bir A4 kağıdını göz önünde bulundurabiliriz. Hafif daha büyüğü tabii. Bu sensör büyük nesnelerde ciddi anlamda işe yarar ama ağaç dalı, elektrik teli, yüksek gerilim hatları bu tarz yerlerde bu engelleri görmüyor. Bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Sadece bu cihaz için değil, üretilmiş olan tüm üst modeller için de aynı şey geçerli. Bundan dolayı çok fazla örneği var kırım ve kazanın. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Peki yan sensörler ne zaman çalışıyor? Az önce bahsetmiştim. Beginner mod ve tripod mod aktiftir. Beginner mod 30 metre yükseklik, 30 metre yatay, acemi modudur. Tripod mod nedir? Tripod mod ise cihazı 3 metre saniye yani 10 km saat oldukça yavaş hareket ettiği zamanlarda kullanılır. Arka sensörler. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Sport modda ise tamamen tüm sensörler devre dışıdır. O yüzden hiçbir sensör çalışmaz. 40 cm kare ve daha büyük olsa bile sport moddayken sensörlerimiz devre dışı olacaktır. Peki şimdi kalibrasyonu nasıl yapıyoruz? Asıl oraya geçelim. Cihazımızda hemen bilgisayarımıza giriyoruz. Yine her zamanki gibi kolay anlaşılabilir şekilde olması için Google'a DJI Mavic 2 Assistant 2 Enter diyoruz. Ve açılan sayfadan Formavic Download Center bölümüne geliyoruz. Bu bölümdeki kısım önemli çünkü asistan sadece Mavic 2 için yok. Phantomlar için var. Industrial, Enterprise dediğimiz cihazlar için var. Gimbal sistemleri için var. İndirirken ekranda mutlaka Mavic 2, Mavic Mini, Mavic Air 2 bunun doğru asistan olduğuna dikkat etmemiz lazım. Bilgisayarımıza PKG indir bölümünden alıyoruz ve kuruyoruz. Kurduktan sonra hemen bilgisayarımızda hazır kurulu. Programımızı açıyoruz. Drone'umuzu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Genelde çalıştırırken cihazımızı sabit ve düz bir zeminde bırakırsak çok daha sağlıklı olur. Cihazımız çalıştı, hazır. Hemen sağ tarafında bir kapakçık var. O kapakçığı açıyoruz. Type-C ile çalışır. İçerisinde orijinal kablosu da var. Onu da kullanabiliriz. Bilgisayarımıza bağladık. Ekrandan aktif olmasını bekliyoruz. Evet, geldi. Hemen buraya tıklıyoruz. Calibration diyoruz. Calibration Now diyoruz. Cihazımızı yatay bir şekilde ekrana yaklaştırıyoruz. Bu aşamalara lütfen dikkat edelim. Özellikle Mavic 2'lerde bu işten birazcık zahmetli ve zaman alan bir süreç. O yüzden kontrol edebilirsiniz. Ekranın üzerindeki kutucukları tek tek takip ediyoruz. Ekranın sol bölümünde bu iki aşamadır her sensör kalibrasyonu. Bir yakından bir de çok az uzaktan yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Makinemizi 90 derecelik açıyla çevirdik. Hemen ilk aşamamız bitiyor. Ekranda bir uyarı veriyor. Bizi yönlendiriyor cihazımızı nasıl tutacağımıza dair. Burada bir zaman tanıyor bize. Burayı direkt start deyip geçebiliriz. Hızlı bir şekilde devam edebiliriz. Bilgisayarımıza yaklaştırıyoruz. Böyle yaptığımızda bilgisayarımızın ekranı kapanıyor. Ama sağ tarafta bir kutucuk var. O kutucuktan da bakıp yapabiliriz. Daha sağlıklı olur en azından. Evet. İlk aşaması bitti. Şimdi ikinci aşamayı yapıyoruz. Çok hafif daha geriye çekiyoruz. Ekranın sağ tarafındaki bölümden takip edebiliriz. Çünkü drone'umuz komple önümüzü kapattığı için ekranı görme şansımız maalesef yok. Ya da kafamızı çevirip bakmamız lazım. Hiç böyle bir zahmete girmemize gerek yok. Bu ikinci aşaması şimdi arka sensörlere geçecek. Tekrar ekrana bakarsanız ekranda bizi yönlendiriyor. Ben bu sefer start diyorum. Aşamayı hızlı geçiyorum. Şimdi arka sensörlerimizi yapıyoruz. Bu da iki aşama. Yan olduğu zaman 90 derecelik açıda ekranı görme şansımız var. Evet, birinci aşama tamam.
Özellikle şöyle bir durum söz konusu. Vision kalibrasyonu cihaz istediği zaman, bakın burada arka ayakları kapatmamız gerekiyor. Ekranda da aynı şekilde yönlendiriyor. Bu aşamada süre dolduktan sonra kamerayı göreceğiz. Şu an elimle kapattığım bölüm. Evet, şimdi yaklaştırıyoruz cihazı. Şimdi tam tersi diğer tarafı. Yan sensörler sadece bir kez yapılıyor. Diğerleri gibi iki kez değil. Karıştırmayın lütfen. Evet. Şimdi bu aşamayı yapıyoruz. Bu son aşamamız ve bitecek. Cihazımızı kenara koyuyoruz. Buradaki aşamayı bekliyoruz. Ayakları toplamamıza gerek yok. Evet, %100 oldu. Başarıyla sonuçlandı. Şu an Vision kalibrasyonumuz bitti. Cihazımızı kapatabiliriz. Bu sensör kalibrasyonumuz bitmiş durumdadır. Şu an güvenli bir şekilde uçabiliriz. Peki sensör kalibrasyonu olmazsa ne olur? Sensör kalibrasyonu daha hatasız ve kontrollü olması için, güvenli bir şekilde uçmamız için mutlaka bilgisayarımıza yapıp bu aşamayı geçmemiz gerekiyor. Sensör kalibrasyonu olmadığı zaman, bizzat yaşadığım tecrübeme istinaden belirteyim. Hızlı bir şekilde yükseltiyorum. 20-25 metre diyeyim. Makine kendiliğinden bir 2 metre kendi bulunduğu bölgeden aşağıya doğru inebiliyor. Çok hafif kaymalar yapabiliyor. Yani yapmakta fayda var. Sensör kalibrasyonu yokken, yani makine istiyorken uçabilir misiniz? Evet, uçabilirsiniz ama daha güvenli olması açısından güncellemeyi yaparsanız sensör kalibrasyonunu daha sağlıklı olur. Güncelleme kısmından amaç şudur. Bir şey eksik ise yapmak güncellemek demektir kendi açımdan. Güncellersek daha güzel olur. Sensör kalibrasyonu makine bizden ne zaman ister? Dürüst olmak gerekirse ağır veya ufak tefek çarpmalar yaşadığımız zaman kırım olmasa bile sensör kalibrasyonu daha fazla istiyor. Ama dönemsel olarak bulunduğu ortamdaki tozlu vesaire de kullanıma bağlı bu aşamayı isteyebilir bizden. Sensör kalibrasyon çıktığı zaman ekranımıza korkmayalım. Bilgisayarımıza bağlayıp güvenli bir şekilde yapabiliriz. Kırımsız keyifli uçuşlar dilerim. Görüşmek üzere.